31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Antalya'da sigarayla mücadele adına görev bende sloganıyla dumansız bir hava sahası için yürüyüş düzenlendi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği Dünya Tütünsüz Günü yürüyüşüne Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve sigarayla mücadele eden sivil toplum kuruluşları katıldı. Emniyet ve jandarma birimlerinin de bilgilendirme standı kurduğu etkinlik alanında vatandaşlar için müzik dinletisi ve spor etkinlikleri de yapıldı. Sahil Yaşam Parkı'ndan Olbia Kent Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından konuşma yapan Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, etkinliğin toplum için faydalı olacağını belirtti. Sigaranın, sigara mamullerinin ve özellikle son dönemde popüler olan nargilenin zararlarını tekrar insanımıza hatırlatmasından dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. Umut ediyorum hem bizler hem gelecek nesillerimiz tütünün verdiği zararlardan uzak durarak daha sağlıklı, daha mutlu, ekonomik açıdan da daha refah içerisinde bir toplumla devam edeceğiz yaşantımıza. İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ülkemizde sigara ölümlerinde ciddi rakamlar olduğuna dikkat çekti. Üzülerek ifade ediyorum ki ülkemiz maalesef dünyadan tütün ve tütün ürünleri tüketimi noktasında ilk sıralarda. Buna bağlı olarak da tütüne bağlı vefatlarda, sigara ve sigaranın oluşturduğu hasarlara bağlı ölümlerde çok ciddi oranda artıyor. Biraz önceki konuşmada da ifade ettim. Maalesef günde 250'nin üzerinde sigaranın oluşturmuş olduğu hasarlara bağlı ülkemizde ölüm meydana geliyor. Bu bir uçak dolusu insana tekabül eder.